ne yazık ki nefret sahikiyle işlenmiş bir cinayet. Biz soruşturma aşamasında çok ciddi eksiklikler olduğunu tespit ettik. Etkin bir soruşturma yürütüldüğünü söylemek çok zor. Çünkü ne yazık ki sanık başka bir gasp dosyasına yakalanıp kendisi itiraf etmeseydi bu cinayetin zanlısı olarak, sanığı olarak yakalanmayacaktı. Ancak kişinin duruşmada sergilediği tutum, sorulan sorulara verdiği cevaplar hakimin de kafasını karıştırdı. Kendisi de önceki raporu yeterli bulmayarak yeniden akıl sağlığı konusunda rapor alınması yönünde talimat verdi. Şimdi maalesef ki dünyanın her yerinde görüyoruz nefret söylemiyle artan ırkçı saldırıların işte kimisinin ölümle sonuçlandığı, kimisinin yaralamalarla sonuçlandığı veya işte sadece fiziki olarak zararlarını değil ama bunların manevi olarak ruhen de zarar verdiğini görüyoruz. Bu verilen zararların yani hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla İnsan Hakları Derneği olarak bu tür dosyalarda gönüllü destek sunuyoruz ve dosyaların takibini yapmaya çalışıyoruz. Thank you.